Mobius, Kafka'sın nabzı programını sunar. İnegöl'ün nabzından mutlu akşamlar. Geçen yıl 6. bölge 1. grup şampiyonu İnegöl Kafkaspor'un gündemiyle karşınızdayız. Aslında bundan böyle her hafta pazartesi günü Kafkaspor'un nabzıyla karşınızda olacağız. İlk konuğumuz da Kafkaspor'un teknik direktörü, teknik sorumlusu Hüseyin Yoğurtçu. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Yeni sezon öncelikle hayırlı olsun. Dün yeni sezonu başlattınız, hatta 2 gün önce yeni sezonu açtınız. Öncelikle yeni sezondan bir başlayalım. İlk temennilerinizi duyalım. Açılış nasıl oldu? O konuyla ilgili birkaç detay isteyelim sizden. Evet. Hayırlı olsun öncelikle. Hem camiamıza, hem yeni gelen oyuncu grubuna, hem teknik ekibimize katılan yeni arkadaşlarımıza, camianın önde gelenlerine, yönetim kurulumuza, vefakar ve cefakar taraftarımıza, sizlere, bizlere, hepimize hayırlı olsun. Tabii çok ümit var. Konuşmak istiyorum bu seneyle alakalı. Çok kaliteli bir ekip, çok iyi bir kadro. Yönetim kurulumuzun desteğiyle birlikte hedeflediğimiz çok iyi bir ekibi bir araya getirdik. Bundan sonrasıyla ilgili tabii dönem dönem birlikte de olursak gelişmelerden de bahsederiz. Artık sonu şampiyonluk olsun diye bir yola çıktık inşallah. Hocam, o zaman şöyle başlayalım. Yeni yıla geçmeden önce öncelikle geçen yıl 6. bölge 1. grupta muhteşem bir şampiyonluk yaşandı. Nitekim son penaltılarda 3. ligin kapısından dönen bütün İnegöl'ü hatta Bursa'yı heyecanlandıran bir Kafkaspor'dan bahsediyoruz. Geçen yıldan ne dersler çıkartıldı? Geçen yılda en büyük hata neydi? Bu yılda nasıl bir fark oluşacak? Yani biz kaybederken kazandığımızı düşünüyoruz aslında. Yani çok ciddi deneyimler elde ettik. Özellikle kendi adıma bir sürü pay çıkardım diyebilirim. Tabii camia ve yönetim kurulu da bundan birçok payda çıkarmış olacak ki bu seneyle ilgili çok ciddi bir yapılanma var. Siz de biliyorsunuz ki. Evet, geçen sene biz geldiğimizde göreve inancını yitirmiş, artık sezonla alakalı ümidini tamamen yitirmiş bir takım vardı. İşte geldikten sonraki ilk devrenin 3 haftasında aldığımız 4 puan bizi bir nebze de olsa ligde tutmuştu diyebilirim. Özellikle ilk yarının son maçında, Sultan Gazi maçında attığımız son dakika golü belki de ümitlerimizi yeşertti diyebilirim. Daha sonra devre arası yaptığımız transferler, devre arası transferlerin ciddi anlamda bize katkı sağlaması, aldığımız verim çok önemliydi. İşte gelen Yusuf Demir'den, Yusuf Ocak'tan, Uğur Gezer'den bir sürü... Ki playoff'ta gerçekten müthiş katkı aldı. Evet evet, Ömercan, stoper Ömercan evet. Özellikle yani bize çok ciddi katkılar verdi. Finale kadar müthiş bir ivme, ikinci yarı tek maç kaybettik. İlk playoff'ları da baktığın zaman bir galibiyet bir beraberlikle bitirip işte maalesef ki hep söylediğimiz statünün kurbanı olduk diyebilirim. Playoff'lara yani playoff'lara süper amatörden gelen Bal Ligi'nden düşme mücadelesi veren playoff'lara ligler bittikten en az bir ay sonra oynanmış olan maçlara uzatma koyan bir TFF playoff'lara uzatmadan sonra özellikle 90. dakikadan sonra penaltı koyuyor. Çok anlamsızdı. Ki uzatma koysa rakip 10 kişi kalmıştı. 10 kişi kalmış bir rakip. Yaklaşık bir yarım saat maç oynanacaktı. Kesinlikle öyle. 2 gün evvel maç oynamış, 2 gün sonra tekrar maç oynamış. 90. dakikadan sonra 30 dakikalık süreçte çok daha avantajlı olabilirdik. Tabii bunların biz muhasebesini günlerce, haftalarca yaptık. Artık buradan kurtulduk. Yeni sezona ümitle bakıyoruz. Dediğim gibi biz çok kazanım elde ettik. Bunun muhasebesini de oturduk. Yönetici arkadaşlarla birlikte yaptık. Bu senenin çok daha farklı olmasını, bu takımın final görmüş olduğunu ve bir penaltı kadar 3. lige yaklaştığımızı, bu işi daha doğru bir planlamayla nereye getirebiliriz'i biz oturup konuştuğumuzda profesyonel bir yapılanmanın artık zamanı geldiğini ve bu hedefte de sezon bittiğinden beri de bir sürü birim birim baktığımızda birçok olaya el attık diyebilirim. Hocam şu an Türkiye'de bal liglerinde belki de en çok merak edilen takım İnegöl Kafkaspor. Bu da yaptığınız
Flaş transferler ön planda. Tabii geçen yıl insanları bayağı umutlandıran bir Kafkaspor. Sonrasında yaptığı flaş transferler ki tesisleşme anlamında onu size birazdan soracağım. Evet. Çok farklı yapılanmalar var. Sadece adı amatör kaldı Kafkaspor'un. Profesyonel anlamda da çok farklı atılım görüyoruz. Öncelikle transferlerden bahsedelim. Kaç kişi geldi ve geçen yılki kadroya komple değişti mi? Kaç kişi kaldı ve kaç transfer oldu diye. Şimdi 14 yeni oyuncu takviyemiz oldu bu sene takımımıza. Geçen yılla birlikte de gençlerimizle beraber de 12 tane de geçen yıldan oyuncumuz var. Toplamda 26 kişilik bir kadromuz var. Bu 14 gelen yeni oyuncuyla beraber geçen seneden de bizim takımda kalmasını talep ettiğimiz oyuncularla harman yaptığımızda elimizde çok iyi bir malzeme, çok kaliteli bir ekip, rekabet ortamı çok yüksek bir kadro oluştu. Yani forma aslanının ağzında diyebilirim. Oyuncular ona göre hazırlanacak. Rekabetin olduğu yerde sürekli konuştuğumuz bir şey var. Başarı olacak. Kimsenin forması garanti olmayacak. Her oyuncunun ciddi alternatifleri var. Kafamızda şu an bu oynar, bu oturur diyebileceğimiz hiçbir oyuncu yok diyebilirim şu an için. Hocam kimler geldi mesela defans hattı, kaleci, orta saha? Kısaca isimlerden bahsedelim. Evet, iki yeni kalecimiz var. Biri Ali Ağa'dan Ömercan, diğeri de Saray önünden, Aksaray'dan özür dilerim, Doğukan. Savunma hattına sağ bek Yusuf Kılıç'ı aldık Talas Belediye'den. Vedat Çıkın diye bir stoper aldık sol ayaklı Devrek'ten. Selimcan Temel aldık İnegöl Spor'dan eski oyuncumuz. Selimcan İnce. Selimcan İnce özür dilerim. Manavgat'tan aldık. Orta sahaya Muhammed Öz'ü aldık. İnegöl'lerini yakından tanıyıp müthiş transferi. Evet 3. ligden 2 senedir de. Yani Yıldırım Spor'da çok canlı izledim. Evet. Yani bugün bana sorsanız Yıldırım Spor'dan kimi alsın Kafkaspor diye. Alamaz ama alırsa Muhammed'i alsın derdi. Biz de öyle düşündük. Alamaz yani derken de çocuğun önünde daha hem yaşı genç. Evet. Yani Muhammed Öz bizi tercih etti. Çok da sevdiğim, çok karakterli bir kardeşimiz. Muhammed Öz transferi bize çok ciddi güç katacak. Bunu biliyoruz. İsmail Şahin'i aldık Tire'den. Orta saha oynuyor. 6-8 numara mevkinde oynayabilen bir oyuncu. Anadolu Üniversitesi'nden Mustafa Kara'yı aldık. Bursalı kardeşimiz. Onu da çok uzun yıllardır takip ettiğimiz, bildiğimiz bir oyuncu. Evet, geçen yıldan da ismini çok duyuyoruz. Evet, Furkan Yıldırım, Ali Ağa'dan. Sol kenar oynayan oyuncu. Abdullah Çınar sağ kenar. Mirzacan Yıldırım Serdivan'dan, Sakarya Serdivan'dan aldık. Sağ sol kenar oynayabiliyor. Hücum hattının iki kenarını iyi kullanabilen. Hücum hattına da Göksu malumunuz biliyorsunuz. Hakan Öztürk Bolvadin'den. Engincan Koşar da Ünye'den alıp 14 yeni transferle burayı kapattık. Geçtiğimiz yıldan da Yusuf Ocak, Stoper Ömercan, Stoper Cihan, Ömer Faruk Boz, Furkan Taşdemir, Kaptan Serdar, Selman, Enes Hakansu, Ferhat Ege ve kaleci Muhammed'le beraber kadromuzu tamamladık diyebilirim. Hocam Göksu Türk Doğan'da gerçekten Türkiye'de gündem oldu. Evet. Sanırım o da sizin takım arkadaşınız profesyonel futbol hayatınızdan kalma. Göksu'yla ilgili birkaç cümle istiyorum. Antrenmanlarda nasıl, gerçi yeni başladınız ama. Yani, ya da karakteriyle ilgili birkaç detay verelim. Çünkü taraftarlarımız çok merak ediyor Göksu. Biz de açıkçası çok merak ediyoruz. Yani Göksu'nun buraya uyum sağladığında neler yapabileceğini çok konuşmaya burada gerek yok. Göksu özellikle bu kadar üst seviye oynamış bir oyuncunun bu denli tevazu gösteriyor olması, bu kadar mütevazi kişiliğinin olması zaten transferinin cazip kılan tarafı oldu. Biz çok ümitliyiz. Ben Göksu'yla oturup konuştuğumda biz 5 antrenörüz Göksu. 6. antrenörümüzde saha içerisinde sensin dedim. O da hocam hiç merak etmeyin elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Bu takımı şampiyon yapacağız dedi. Çok heyecanlı, çok iştahlı, gayet verimli çalışıyor. Biz çok memnunuz kendisinden. Dediğim gibi eski Göksu gibi yani Samsun yıllarındaki, Elazığ yıllarındaki, Erciyes senesindeki, işte Bodrum senesi gibi bir yıl geçirirse yani Göksu bize alıp götürür taşır diyoruz. Hocam biraz da şeyden bahsedelim. Şimdi profesyonel dedik. Biliyorsunuz sadece transferle olmuyor bu. Evet. Onun için de mutlaka ki Kafkaspor'un atılımları var. Onunla ilgili birkaç detay alalım sizden. Yani takım dışında, sportif alan dışında neler yapılıyor kulüpte? Oyuncular nerede kalacak mesela? Şimdi tesisleşmeyle ilgili kulübümüzün lokalinin üst katını, orada bir bilardo salonu vardı geçmişte. Evet, camianın önde gelenleri, taraftarlar çok iyi bilir. Orayı işletmecisiyle anlaşıp görüşüldü. Çok hızlı bir şekilde tesislerimiz ilerliyor. Orada bir yemekhanemiz olacak, bir mutfağımız olacak. 22 sporcunun aynı anda kalabileceği bir yatakhanemiz var. Bir toplantı odamız, bir antrenör odamız. Bir de arkadaşlarımızın sosyalleşebileceği,
oturup işte PlayStation oynayabileceği, akşamlar oturup maç izleyebileceği bir alanımız oluşuyor. Yani bugün çok kapsamlı olmasa da bir futbol takımının, profesyonel bir futbol takımının ihtiyacı olan tüm şeyleri, şartları olgunlaştırdık. Küçük bir yer olsa da çok şirin, güzel bir tesisimiz oluyor. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde de biteceği söyleniyor. Yani biz bu ilk etabı tamamladıktan sonra hazırlık maçı için gideceğimiz ikinci etap kampından sonra döndüğümüzde tesisimiz hazır bir şekilde girip orada artık bundan sonraki süreci orada geçireceğiz. Hocam store olacak mı? Yine taraftarlarımızın en çok merak ettiği konulardan bir tanesi. Evet. Kafkas Store adı altında bir store planlaması var. O da tesislerin girişine küçük bir store planlanıyor. Yüksek ihtimal o da sezona yetişir. Hatta başkanımızın da söylediği, store'un ilk ürünlerini de size satacağım hocam dedi. Biz de tamam başkan dedik. Yapacak da başka bir şey yok tabii. Şimdi sportif direktör biliyorsunuz Nafi hocamızla anlaşıldı bu doğrultuda. Yani tesisleşme ve profesyonel imkanları olgunlaştırma anlamında başımızda futbol aklı olarak kulübün futbolunu yönetecek hem altyapı anlamında hem üst tarafın eksiklerini giderme noktasında Nafi hocam burada çok ciddi bir atılım oldu. Hocayla müthiş entegre halindeyiz. Tüm problemlerimizi hocamızla halletmeye çalışıyoruz. Yönetimde bir hiyerarşik yapı oluşturdu. Yani biz Nafi hocamızla entegre halinde oluyoruz. Hocamız da bizim sorunlarımızı, problemlerimizi yönetime iletiyor. Şu an için her şey gayet yolunda ilerliyor diyebilirim. Maçlar nerede oynanacak hocam? Maçlarımız mevcut sahamızda oynanacak, sanayi sahasında. Sanayi sahası baştan sona yenileniyor tribünleriyle birlikte. Sahamızın ihalesi tamamlandı. Yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde bir itiraz süresi varmış. O itiraz süresi bittikten sonra da herhalde maçlara kadar da yetişip bitecek diye biz düşünüyoruz. Aynı zamanda bir tesis daha kazandırılıyor o zaman. Yenilenmiş Kafkas Spor'un. Aynen öyle diyebiliriz. Aslında çok güzel yapılanma. Başka? Dediğimiz gibi bir otobüsümüz var. Onu bahsedelim. Bu ay sonuna kadar da otobüsümüz Kafkas Spor logosu giydirilmiş bir şekilde renklerimizle birlikte kamplarımıza, deplasmanlarımıza gidebileceğimiz bir otobüsümüz olacak. Demin senin de söylediğin gibi adımız amatör ama profesyonel takımın tüm imkanlarına hiçbir destek görmeden bu doğrultuda ilerleyen bir yönetim kurulumuz var. Buradan bir parantez açmak istiyorum. Yani bu vizyonda, bu hedeflerde yönetim kurulu hiçbir gelir olmadan, tekrar vurguluyorum bunu, yani bir belediye desteği olmadan, bir sponsorluk desteği olmadan kendi bütçeleriyle böyle bir tesis yapabilmek, bir otobüs alıp kulübün belki de 20 yılını kurtarabilmek. Bugün tesis deyip geçmeyelim. İnegöspor tesisleri 90 yılında yapılmış. Ya da 92'dir. Üzerine koyduğumuzda 30 yıl. 30 yıldır aynı tesislerde kalınıyor. Yani bugün tesisi inşa edip bitirdiğin zaman kulübün 20-25 yılını kurtarmış demek oluyor bu. Müthiş bir olay. Otobüs keza öyle. Futbolcular çok dikkat ediyor değil mi hocam bu tesis olayına? Yani, çünkü orada yaşayacak adam. Yani inanılmaz, adam bir yılını burada geçirecek. Yani orası artık evi. Yani evet. Yiyip içtiği, uyuduğu, arkadaşlarıyla sosyalleştiği yaşam alanı. Hocam birçok takımda futbol oynadın. Evet. Antrenörlük yaptın. İşte amatör olsun, profesyonel olsun. Çok da başarılı bir kariyerim var. Şimdi Kafkas Spor'da da farklı bir yapılanma görüyorum. Altyapıda gerçekten marka isimler altyapının başına geliyor ki üst yapıda siz bence müthiş bir potansiyelsiniz. Kafkas Spor'u tercih sebebi ne acaba insanlar? Kafkas Spor'un farkı ne sizin gözünüzde? Şimdi ben buraya ilk geldiğimde anlaştığımda da söylemiştim. Bir kere burada çalıştığın zaman gerçekten kendini hissediyorsun. Yani camianın önde gelenleri, taraftarlar sen kulübe hizmet ediyorsun diye seni bir kere çok özel biliyorlar. Ve bununla birlikte ayrı bir Kafkas sevdası var. Yani camianın insanları, hatta artık bu camianın dışına da taştı diyebilirim. Ki bunu Yalova deplasmanında da gördük finalde. Yani burada çok böyle etnik köken olarak ayırmak istemiyorum. Zaten başkanımızın da sürekli vurguladığı bir şey var. Biz artık bu Gürcü kimliğinden çıktık ve kurtulduk diyor yani. Evet, işte Gürcü kimliğiyle kurulmuş, Kafkas kökenli bir vatandaşların diyeyim, kurmuş olduğu bir takım. Fakat artık o kimlikten kurtuldu. Ki bunu yani yönetime baktığımızda da görüyoruz. Kürdü var, Avrupa'sı var, Arnavutu var, Kürdü var. Ya artık yani çok ayrı bir hale büründü. Ya burada dediğim gibi mesela biz geçen sene bunun tadını yaşadık, aldık diyebilirim. Yani ben ya bir dediğimiz iki olmadı kardeşim, öyle söyleyeyim yani. Biz sezon içerisinde ikinci kampımıza gittik. Ya bunu ben profesyonel takımda görmemiştim mesela.
Biz kar yağdığında, maçlar iptal olduğunda yönetim kurulumuza ya biz burada antrenman yapamayacağız, şartlarımızı biraz daha iyileştirebileceğimiz bir yer varsa gidelim dediğimizde beni yarım saat sonra arayıp hocam kampımız hazır 8 günlük Antalya kampına gidiyoruz dediler. Yeni devre arası kampından yeni gelmiştik. Ya bunlar ciddi para isteyen, ciddi meblağlar şey yapan, ihtiyaç gerektiren durumlar ama... Gelir olmadan yapılması evet, gerçekten çok evet, kayda değer. Aynı çok şekilde kıymetli. Bu sene de şimdi yaptığımız transferlere baktığımızda bu ligin en kaliteli oyuncularını aldık. Ya iyi oyuncu iyi para demek. Ama işte sağ olsun yönetim kurulu bir hedef koymuş. Bu noktada bizim önümüzü çok açtı. Yani çok iyi transferler yaptık. Diyorum ya bu sene, geçen sene bu kadar iddialı konuşmadım açıkçası hiçbir zaman. Yani geldiğimiz yer, kazandığımız maçlar baktığımız zaman evet zor da olsa kazandık. O finale kadar geldik ama bununla alakalı hep bir eksiğimiz vardı. Hep bir eksiğimiz vardı. Kulübe eksiğimiz vardı. İşte hücum anlamında skor üretme noktasında çok ciddi sıkıntılarımız vardı. Siz de biliyorsunuz yani birçok maçı iyi kapatarak, bekleyerek, sabırlı oynayarak 1-0, 1-0 götürerek kazandık. Bu sene ama böyle demiyorum. Evet takımlar da bize çok ayrı bir motive şey. Genelde kapanacaklar ama. Ama ben diyorum ya yani bu ekiple biz Allah'ın izniyle önümüz çok açık diyebilirim yani. Yeter ki takım olgusunu, takım birliğini çok çabuk oluşturalım. Burada takımın abilerine büyük iş düşüyor. Yani onlar bu işi çok sahiplenmeliler. İşte kaptanımızdan tutalım, kaleci Ömercan'a kadar, Göksu'dan işte Ömer Faruk Boz'a kadar bu işi sahiplenip, bu işin üstesinden gelmeliyiz. Sadece bizim istememiz de olmuyor. Oyuncu grubunun bu işe daha fazla sahiplenmesi hocam, gerekiyor. Hocam bir de tabii statü de çok önemli. Evet. Şimdi bir örnek vereceğim. Bursa'da 6 tane bağlı ligi takım var. Evet. Bunlardan 3'ü çok iddialı gözüküyor. Kim bunlar? İlk sırada tabii ki İnegöl Kafkaspor. Ondan sonra İnegöl'den Doğu Gücü evet. kulübü de çok iddialı olarak lanse ediliyor. Bir de Bursa'da Nilüfer Belediyesi bir evet. takım aldık. Kültükspor'u satın aldı sanırım. 3 takım gerçekten 3. ligi çok istiyor. Fakat şu anki statüye göre 6 takımın 4'ü küme düşecek. Yani 2 evet. takım öyle 2 takım birlikte kalacak. Tabii şampiyonluk dahilinde bu değişebilir. Şimdi bununla ilgili öncelikle İnegöl takımlarına başarılar diliyorum. Hem Doğu Gücü hem Akhisar Spor'a başarılar diliyorum. Herkesin yolu açık olsun, gönlüne göre olsun. Tabii herkesin hedefleri, hayalleri var bu işle ilgili. Herkes şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Bizler nasıl bu işe inanmışsak, onlara da inanmış bir ekip, bir camia. İşte arkalarında bir taraftar grubu, yüksek bütçeli takımlar kuruldu. Gönüllerine göre olsun. Yani bu sezon içerisinde neyin yaşanacağını göreceğiz. Şimdiden çok atıp tutmak, konuşmak da çok ölçülü olmaz diye düşünüyorum. Ben şansımızın... Ama statüyü de eleştirelim bence. Yani insanlar bu kadar yatırım yapıyor. Şimdi 3 tane takım 3. lig kadrosu kuruyor belki. Evet. Ama birbirimizin grubunda olduğumuzda 14 gruplu 14 takımlı 14 grup konuşuluyor kulislerde. Bu 14 takımın birincilerinin... O zaman nasıl olacak hocam statü? Şöyle öyle konuşuluyor. Olursa. 14 birinci 7 maç yapacak gruplarını şampiyon bitiren takımlar. Kazanan 7 çıkıyor. Kaybeden 7 aralarında eşleşip bir bayla beraber 3 maç olacak. Yani kaybeden 7'yi birbirlerine eşleştirdiğimizde kazanan 3 ve bir bay takım 4 takım olacak. Onlar aralarında final oynayacak. 7'den sonra da 2 takım bu şekilde çıkacak diye konuşuluyor. Bugüne kadar gelen kulislerin hepsi tuttu. Muhtemelen bu da tutacak. Ya bu da sıkıntılı. Şunu anlatayım. 2 kere şans veriyor burada ama. İlk kazanan avantajlı. Kazanıp çıkacak. Evet. Ama diğerleri 2 maç oynamak zorunda kalacak. Kolay değil yani. Bugün kötü gününde olabilirsin. Maçın 3. 5. dakikasında şansız bir kart görebilirsin. Ya benim anlatmak istediğim konu. En iyi oyuncu sakat olabilir. Abi ben 14 gruplu 14 takımlı bir grupta 26 maç yapacağım. 26 maç sonunda grubum birinci bitirmişim. Bunu varsayım üzerine konuşuyorum. Hala diyor ki yok kardeşim sen çıkmadın. Bir tane playoff oynayacaksın. Ya bu çok adaletli değil yani. Yani 26 maç oynayan bir takım. Sezonu silme götürmüşsün. Seni bir maça mahkum ediyor. Bir maçtan sonra ikinci şansı veriyor ama ya bu final adı final zaten. Biz hep konuştuk geçen senede. Bayburt maçını kazandık. Dedik işimiz bitmedi. Geçmiş yıllarda olsaydı ilk maçı kazandıktan sonra şampiyon olup çıkacaktık. Bayburt maçını kazandık. Yok dedi kardeşim sen bir maç daha oynayacaksın. İşte o gün olmadı. Kötü oynadık. Finale yakışmayan bir maç oynadık ve olmadı. Yani şimdi 26 maçın şöyle düşünüyorum. Belki 20'sini kazandım. 4 tane de beraberlik aldım. İşte ortalamaya baktığın zaman inanılmaz bir evet, 65 puan.
ama gittim finallerde çıkamadım. Maalesef statü böyle. Buradan konuşulacak bir şey yok. Bunu sizce planlayanlar, nasıl olmalı hocam? Tasarlayanlar. Öneriniz var mı? Abi bunu işte kaç takım çıkacak? 9 takım. 9 grup yap. Yap 9 grup 18-50. Süper Lig gibi, PTT Ligi gibi. 18'de 9 grup. Birinciler çıksın bitsin. Aynı ikincilik playoffları evet. gibi olsun. Çıksın bitsin üçüncü, yani. Üçüncü iki grubun. Bit, ya ikinci, üçüncü bir şey yapmak istiyorsan yine yap. Ya da işte 7 grup yap, 7 tane bir çıksın. Yani şunu çıkma olayı olsun. Adam grubu bitirdiğinde, ya abi şöyle bakıyorum. Alttakine 10 puan fark atmışsın, hala playoff oynayacaksın. E ben ligimi şampiyon bitirmişim. Hakkını vermişim. Ya bununla ilgili konuşulacak bir sürü şey var ama maalesef. Ama bunları konuşalım ki hocam artık bir konuşalım, iki konuşalım, üç konuşalım. Belki sesimizi duyurabiliriz. Evet. Sadece siz de değil, buraya konuk gelen ya da Bursa'da da ben program icra ediyorum. Orada da bunu hep dile getireceğim. Yaptığım programlarda hep bunu dile getireceğim. Ya biz mesela buna kadar konuşulacak birçok şey var. Bakın bugün liglerin başlamasına 50 gün var. 50 günden az var. 45 gün var. Biz hala statüyü bilmiyoruz. Hala diyoruz ki kulislerde ne konuşuluyor onu takip ediyoruz. Böyle neye bir şey göre olur. Yatırım yapıyoruz mesela biz? Ben transfer yaptım. 5 tane 92 ve altında oyuncu aldım. Belki bu sene bunları 5 değil de 3 ile sınırlı hale getirecek. Yaptığım 5 transferi ben nasıl değerlendireceğim? Biz kontenjanı 5'e göre planladık geçtiğimiz yıla göre. Evet. 2000 doğumları da öyle planladık. Ama bunu hep 21 kişilik kadroya göre planladık. 21 kişilik kadro bu pandemi döneminde çıktı biliyorsunuz. Şimdi 18'e düşürürse ne yapacağım? Yani hiçbir şey bilmiyoruz. Mutlaka bir mağduriyetler ortaya çıkacak. Yani diyorum ya neden yani? Nisan 22'de bitmiş final maçı. Ağustos'un 7'si 8'i 10'u bugün. Üzerinden 4 ay geçmiş ve hala bir belirsizlik var ortada. Ya bu kadar mı acizsiniz? Yani amatör işler kurulu toplanıp bir akşam yemeğinde bunları konuşamıyor mu? Hala belirsizlik varsayım üzerine konuşuyorum ki ben. Ki sizin gibi Türkiye'de bu şekilde serzenişte bulunan 192 tane takım var. 192 takım belirsizlik içerisinde. Yaş kontenjanı. Liglerin başlama tarihini yeni öğrendik. Sağ olsunlar şey yaptılar. Biz bunu da şey üzerine öğrendik yani. Amatör işlerden bir bağlantı bulup açıklanmadan bir hafta önce öğrendik. Planlamamızı yapamadık. Ya bakın 3 milyon, 5 milyon, 7 milyon para harcıyorsun. Ligler başlayacak ve planlama yapamıyoruz. Erken başlayan takımlar vardı. Ya belki erken başlar dediler. Eylül'ün 10'u 15'i biz erken başlayalım dediler. Bizim normal başlangıç tarihimizden 2 hafta önce başladılar. Yani böyle bunlarla uğraşıyorsun. Ya çok büyük sıkıntı. Her sene de böyle gidiyor. Bal ligi, amatör lig tamamen. Ya bu kadar önemsemiyorlarsa kapatsınlar bu ligi ya. Eskisi gibi süper amatörden yürüyüp gidelim. Yani. Olsun sıkıntı yok. Bölgesel çünkü olsun. Çünkü bal ligi olunca şimdi bal liginde bir oyuncuyu hem bir yerde çalışıp hem futbol oynayamıyor. Evet. O oyuncu bal liginde bir takımdaysa saatleri çünkü ona göre mecbur futbolcu olacak. Şimdi sen bu işi ikamet olarak yapan futbolcuya atıyorum 20 veriyorsun. Ama bal liginde bu oyuncu 70'ten aşağı gelmiyor. Çünkü başka öyle. Bir iş yapamıyor. Öyle öyle. O yüzden bu statüler futbola bence müthiş bir zarar veriyor. Gençlerle oynayacaksın, gençlerle de oynayamıyorsun. Antrenman sahası mesela konuşmamız gereken konulardan bir tanesi. İnegöl'de Yenice sahası, Alanyurt sahası, Sanayi sahası ve Kurtuluş sahası. Bir de Mesudiye'yi sayalım. 5 tane saha var. 5 tane sahayı topladım, bir tane saha yapmaz. Hepsi birbirinden rezil durumda. Bizim sahamız sonunda ihaleye çıktı. İşte 1 hafta 10 gün içerisinde tamamlanacak. Aynı şekilde Kurtuluş sahası da sanırım yapılacakmış. Koca İnegöl sayalım. 3 tane bal ligi. 6 tane süper amatör. 6 tane birinci amatör. Bu ikinci amatörle 20 tane takım var. Ki her geçen gün yeni kulüp kuruluyor. Gerçekten evet. Tam bir futbol şehrine evet. sahibiz. Ama bunu ödülendirmiyoruz. 20 tane takım abi. 20 tane takım. Bu adamlar o gece saat 7'den sonra biliyorsunuz ki süper amatörlerde bal ligi harici antrenmanlar gece yapılıyor. Nerede çalışacak abi bu kadar takım? Akademi ligleri var. Elit lig var. İnegöl Spor'un altyapısı var. 6 tane saha 25 takım. İnegöl'ün saha ihtiyacı var. Buradan sesimizi duyuralım. İnegöl'ün ciddi anlamda saha ihtiyacı var. Sahalar da bu şekilde değil ama. Bu sahaların yenilenmesi lazım. Sporcu sağlığı açısından bu sahaların yenilenmesi lazım. Sakatlığa çok müsait. Oyunculara yazık oluyor. Ben bakıyorum bir sürü oyuncunun bilek problemleri, diz problemleri, ameliyat olan oyuncular vesaire vesaire. Bu sahaların çözümlenmesi lazım. Madem suyun içinde çalışıyorsun, artık şimdi saha olayı bitti, bakımından dolayı çok zor. Suyun içindenin de günümüz UEFA standartlarında uygun hale getirilip sporcu sağlığı düşünülerek
bir yapılanma içerisine girilmeli. Bu da kampı tabii kaçınılmaz kılıyor. O zaman kampa gelelim. Kamp ne zaman olacak hocam? Şimdi bizim Türkiye Kupası oynama durumumuz söz konusu. Ya bir de onu da notunu almışım. Evet, evet. Türkiye Kupası. O da aslında çok önemli bir konu. Çünkü evet, tarihinde ilk defa evet, İnegöl Kafkaspor Türkiye Kupası oynama ihtimali doğdu şu an. Onunla İldeki en çok puan toplayan Bal Ligi takımı biz olduğumuz için Türkiye Kupası hakkına bir sahip oluyoruz. Dolayısıyla tabii Türkiye Kupası tarihleri belli olmadığı için biz de kamp planlamamızı hala yapamadık. Biz burayı 7-19 olarak planlamıştık. İnegöl kampımızı 7'si başlangıç 19 olarak planladık. 2 gün izinden sonra Bolu'ya da Afyon kampına gideriz diye planlıyorduk. Fakat burayı biraz daha uzatabiliriz. Kampa gittikten sonra malum sağ sıkıntımız var, antrenman sağ sıkıntımız İnegöl'de. Kampa gittikten sonra döndüğümüzde direkt maçı oynamak istiyorum. Türkiye Kupası maçını. O yüzden Türkiye Kupası tarihi belirlendikten sonra İkinci kampımızı planlayacak. Yani bunun gidiş tarihi muhtemelen 24'ü 25'i gibi olabilir. Döndüğümüzde 8'i 6'sı neyse Türkiye Kupası'nı oynar hale geliriz. Kampta da hazır maçlarımızı yaparız. Takımımız da daha hazır hale gelir. Hocam son olarak da şimdi Kafkaspor hep biz 3. lige çıkacak A takımı konuşuyoruz. Onu lanse ediyoruz. Fakat çok farklı yapılanmalar var. Altyapıda hoca kalitesi fazlasıyla arttırıldı. Yine futbolun başına Nafi Bilaloğlu getirildi. Altyapıda da müthiş bir rekabet oluşturuldu ve genelde oyuncuların tercih ettiği bir kulüp haline geldi İnegöl Kafkaspor. Ki Bursa Spor'u da 2-3 tane net bir şekilde oyuncu verdi. Şu evet, an onlar profesyonel evet, yapıldı. Bu altyapıyla ilgili de geçen yıl tabii bir şampiyonluk yaşandı. Hem A takım hem altyapı. Gerçekten bu da azımsanmaması gerekiyor. Ben hiç hatırlamıyorum. Hem A takımda evet, hem üst yapıda aynı anda şampiyonluk yaşamış bir takım. Altyapıyla ilgili neler söylersiniz? Mesela altyapıdan gençler ne durumda? Onlara şans verecek misiniz? Bu da son sorum olarak. Evet, Murat Endes, Ayhan Güneş ve son Kemal Öztürk. Yani 3 tane çok ciddi bir isim kazandırdı Nafi Hoca ile beraber kulüp kendi bünyesine. Bu da altyapıya ne kadar önem verdiğinin gelecek yıllarda transfer yapmayan ya da minimum transfer yapan bir kulüp haline gelebileceğinin müjdecisi ve habercisidir bu isimler. Kulübümüz altyapı anlamda çok ciddi yatırımlar yapıyor. Yani bugün sanırım 10'un üzerinde, tam rakamını bilmiyorum, 10'un üzerinde antrenör ekibiyle çalışıyoruz altyapıda. Bu tekrar söylüyorum, hiçbir geliri olmayan bir kulüp için çok ciddi maliyetler demek. Ama hiçbir şekilde bunun kısıtlamasına gitmeden altyapıda ne kadar nitelikli, ne kadar donanımlı oyuncu yetiştirebilirizin derdine düşmüş bir camia var. Bu da uzun vadeli planlamanın bir habercisi. Yani bakın Bal Ligi çok yarışmacı bir grup olduğu, çok yarışmacı bir lig olduğu için biz burada ben alttan senede 3 tane oyuncu oynatırım demem çok gerçekçi olmaz açıkçası. Ama profesyonel lige çıktıktan sonra çok uzun 34 haftalık bir maratonda alttan gelebilecek kaliteli oyuncuları, gelecek vaat eden oyuncuları zaman zaman içeri atmak çok daha kolay olur. Yani bu takımın ne yapıp ne edip bu sene 3. lige çıkması lazım. Çünkü alttan geliyor. Malzeme var. Bu oyuncuların da değerlendirmesi lazım. Yani bu Bal Ligi'nde bu kadar kısa vadeli bir statüde bu adamları denemek hedefe oynayan yarışmacı bir takım için zor. Ama 3. lige çıktığımız zaman ilk sene şampiyonluk parolası çok gerçekçi olmayabilir. Yani kalıcı olmak çok daha doğru bir tespit, çok daha doğru bir hedef olabilir bizim için. İşte kulüp 3. lige çıktığında kalıcı olacağım derken alttan gelen oyunculara şans vermesi çok daha kolay olabilir. Hocam kaç hazırlık maçı planlanıyor? Onu da sorayım unutmadan kampta. Biz kampta 3 hazırlık maçı planladık. Bir de alttan gelecek oyuncularımız var. Bu sene U18'de Türkiye şampiyonu olan gruptan üst tarafta ne yapabilir diye düşündüğümüz, oradaki hazırlık maçında görmek istediğimiz oyuncularımız var. Bunlarla beraber bir maçta onlar için alıp maçın büyük bir bölümünde onları da oynatıp ne vereceklerini görmemiz gerekiyor. 4 hazırlık maçı, diğer 3 hazırlık maçında da bu kardeşlerimize 15'er 20'şer dakikalık şanslar verip oradaki oyuncuların hem deneyimini arttırıp hem de ne verebilecekler, uzun vadede sezon içerisinde biz ne kadar faydalanabiliriz'i görmek istiyoruz. O açıdan kampta 4 hazırlık maçı yaptıktan sonra İnegöl'e dönüp liglerin başlama tarihine de 15 gün kalacağı için en az 2 tane de maç burada yaparsak 6 hazırlık maçıyla sezona hazır bir Kafkaspor izletebiliriz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Daha fazla tutmak istemiyorum. Evet. Hazırlık maçı demişken şunu da bilgisini verelim. İnegöl'ün nabzı, Kafkas'ın nabzı adı altında
Kafkas Spor'un maçlarını içeride ve dışarıda olmak üzere canlı yayınlayacak. Bunun da ilkini kamptaki hazırlık maçında göreceksiniz. Sizleri İnegöl Kafkas Spor'dan mahrum bırakmayacağız. En az sizler kadar biz de Kafkas Spor'u merak ediyoruz. İnegöl, Bursa, İstanbul fark etmez. Şu anda Kafkas Spor Türkiye'nin en dikkat çeken takımlarından bir tanesi. Her anlamda profesyonelleşmek adımında olan bir kulüp. Biz de onlara bu anlamda, medya anlamında destek vermek için Kafkas Spor'un yanındayız. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Mobius, Kafkas'ın nabzı programını sundu.